Merhaba. Bugün size katarak ve kataraktın güncel tedavisi ile ilgili bilgilendirme yapacağız. Katarak gözümüzün şeffaf merceğinin zamanla şeffaflığını kaybetmesine diyoruz. Bu şeffaflık kaybolunca hastalar bulanık görme, güneşli havalarda görme kalitesinin bozulması, kamaşma, Bazen de işte yakın gözlük ihtiyacının ortadan kalkması, yakının düzelmesi, ama uzağın buzlan bozulması şeklinde bir şikayetle geliyorlar. geliyorlar. Katarak bu durumda e, kataraktın tedavisi e, sadece ameliyat doluyor. E, çünkü şeffaflığını kaybetmiş mercek var. Bunun yerine yapay mercekler konuluyor. E, katarak ameliyatına karar verirken zamanlama önemli genellikle %60 veya daha aşağısını hasta görüyorsa biz artık ameliyat olmalısın diyoruz. Onun dışında eğer hasta çok aktif, hayatta çok aktif birisi ise ee, örneğin şoförse, pilotsa görme dereceleri biraz yüksek bile olsa işini yapamayacak e, seviyeye gelebiliyor e, görme düzeyi yine katarak ameliyatı olabilir diyoruz e, kataraktın anlattığımız gibi e, ameliyat dışında başka bir tedavisi yok e, ameliyatlarla ilgili kısaca bilgi verecek olursak e, ameliyat sırasında e, gözü yak, damlayla uyuşturarak, e, ameliyat yapılıyor. Yaklaşık 10-15 dakika süren, e, hastanın ayaktan geldiği, ayaktan gittiği, e, hasta için eziyetli olmayan ameliyatlar bunlar. E, ertesi gününde büyük oranda hasta e, görmesine kavuşuyor. E, bazen bu ameliyat lafı ürkütücü gelebiliyor. Hasta ameliyatla ilgili bir takım çekinceler olabiliyor. Bu ameliyatların başarı şansı çok çok yüksek. E, eğer hasta ameliyat olmayla ilgili hani endişesi varsa, ameliyat süresi uzayacak olursa, bir kere hastanın bulanık görmesi daha da bozuluyor. Ya zamanla daha da e, bulanık görür hale geliyor. E, ayrıca e, hani beklemenin bir takım hastaya e, düzeltemeyeceğimiz olumsuz etkileri olabilir. Zamanla e, gözünde bir takım değişiklikler olabilir. E, zaten hasta bulanık gördüğü için e, bu durumları fark etmeyebilir e, ve e, hani ameliyat olsa bile sağlığına kavuşmayabilir bu yönden bakıldığında örneğin bir göz tansiyonu varsa zamanla ilerleyip görmesi daha da hani kalıcı hasar meydana gelebilir. Sarı nokta varsa zamanla bu ilerleyebilir. Bir takım değişiklikleri yine fark etmeyebilir. Ya da retinal bazı hastalıklar, damar tıkanıkları, dekolman gibi kalıcı hasar oluşturan, zamanda müdahale edilmezse kalıcı hasar oluşturan durumlar gelişebilir. Ee, en azından bu nedenle bile e, hani vakti zamanı geldiğinde hekimin tavsiyesine göre ameliyata karar verilmeli ee, ameliyatları biraz önce bahsetmiştik ee, eziyetli ameliyatlar değil başarı şansı çok çok yüksek ee, son yıllarda e, gözün içine koyduğumuz merceklerle ilgili ciddi gelişmeler oldu eskiden tek odaklı mercekler takıyorduk ee, ve bu mercekler taktığımızda amaç hastanın uzağı güzel görmesini sağlamak. Yakın içinde gözlük takmaktı. Bazen hastanın astigmatı varsa e, uzakta da gözlük ihtiyacı kalabiliyordu. Son yıllarda kişiye özel dediğimiz e, bir takım mercekler çıktı. Eğer hastanın astigmatı varsa uzağa gözlüksüz hale getirebiliyoruz. E, ve e, yakın içinde çok odaklı mercekler çıktı gene. Veya çok odaklı veya e, trifokal dediğimiz bir takım mercekler çıktı. E, yani hastanın ihtiyacı neyse, uzak görme, yakın görme, işte göğüs görme, bunların hepsi planlanıp e, yapılabiliyor. Bu yüzden e, ameliyatla ilgili hastaların çekincelerinin olmaması gerekir ve hedeflerinde işte hekimle konuşularak belirlenmesi gerekiyor. E, hastalarımıza tavsiyemiz hekimin tavsiyelerine uyması ve çok çok geciktirmeden eğer ameliyat kararı verildiyse çok geciktirmeden ameliyatlarının olması. Teşekkür ediyorum.